Çuvar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Kuşçular Kelebekçiler ailesi. Bugün güzel bir sürpriz olay yaşadık. Zaten bunu gösterdiğim zaman bizi izleyen sıkı takipçilerimiz hemen kuşu tanıyacak bildiğim kadarıyla. Bakacağız kaç kişi kuşu hatırlayacak. Hatırlayan arkadaşlar yorum yaparsa bizlere, bizleri ne kadar sıkı takip ettiklerini, konuyla ne kadar alakalı olduklarını bizler de teyit etmiş oluruz kendimizce. Aslında Eyüp haber verdi bana. Biliyorsunuz zaten biz gündüz iş yerinde olduğumuz için ancak akşam saati gelebiliyoruz kuşlarımızın yanına. O zamana kadar da kuşlarımız tabii ki Eyüp'e emanet. Biliyorsunuz uçum tayfası olarak baskalarımız komple zaten Eyüp'te. Kelebekleri de akşamüstü geldiğim zaman beraber keyif yapıyoruz onunla beraber. Şöyle uzun zaman oldu arkadaşlar. Aşağı yukarı 1,5 hemen hemen 2 ay olacak tahminime göre. Oldu mu Eyüp o kadar? Yani ben net hatırlamıyorum arkadaşlar ama şöyle kaba taslak bir hatırladığım kadarıyla yani sizlere bunu açıklamak istedim. Çünkü biz kuşu aşağı yukarı 3 sefer geri geldi değil mi? Doğru. Bu 3. kez arkadaşlar. Bu kuş bizde hiç uçmadı. Biliyorsunuz zaten bizim baktığımız kuşlarla hiçbir alakası yok. Gösterdiğim zaman zaten anlayacaksınız. Çünkü kuş filo güvercini arkadaşlar. Bildiğimiz Bağdat. Bağdatların çiftleşmesinden çıkan bir kuş türevi. Antep tarafından gelme bir kuş. Tahminimize göre. Öyle duyduğumuz kadarıyla gerçeği söyleyelim. Biz bu kuşu bir sefer yakaladık. Burak kardeşime hediye verdim. Dedim ki al bunu götür. Çevrende madem bu kuşu bakan birileri var. Bizden hediye olsun diye. Hediye babında verdik arkadaşlar bu kuşu. Bunlar tabii nasıl olduysa bilmiyorum. Kuşu kümeze koyuyorlar. Bantlamayı mı unutuyorlar? Ne yapıyorlarsa. Kuşu ertesi gün kaçırıyorlarmış arkadaşlar. Olaya bakın ya. Hani şöyle söyleyeyim. Kuş zaten bir günde bir yere kolay kolay alışmaz. Alışması için de aptal olması lazım. Ya da bildiğimiz kümez ayarı olan kuşlar olur biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde öyle kuşlar piyasada şu an çok. Kümeze koyarsınız. 3-5 gün durur. Veya 3-5 saat durur, dışarıyı görür, etrafı falan. Saldığınızda hiç ellemediğiniz takdirde bir iki gün öyle kendi kendine inip kalktığı zaman biliyorsunuz oraya adapte olup alışma sürecinde kendine orayı yer yapıyor. Yani ben daha fazla sıkmayayım. Kuş oradan kaçıyor. Ertesi gün biz geliyoruz arkadaşlar. Kuş burada duruyor. İnanın ben de Eyüp'te şok olduk arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Biz bu kuşu yakaladık. Bir, kuşun yani toplamda burada şu bölgede durması yani bizim yakalama sürecimiz 10-15 dakika. Bu 10-15 dakika içerisinde kuşu biz Esenler tarafına verdik arkadaşlar. Esenler 4 yol tarafına verdik. Hatta 4 yol diyemeyelim de Menderes 4 yoldan da uzak. Oraya biz kuşu hediye gönderdik. Kuş ertesi gün oradan çıkıyor. Oradan buraya gelmesi yani burada bizde hiç uçmaması yani yakaladığımız kuş bu arkadaşlar. Oradan çıkıp buraya gelmesi 3-4 saatini buluyor. Geldik ki burada yatıyor. Yağmurda hem de arkadaşlar. Buraya konmuş. Biz geldiğimizde ürktü setin üstüne. Baskaları açınca direkt kümez sanki 10 yıllık uçan kuşumuz gibi gelip kümeze girdi. Sonra biz bir kuşu tekrardan hiç burada tutmadan tutak yerine koyduk aşağıya. 4 gün orada kaldı arkadaşlar. Bizim kuşları çok dövüyordu. Biz de kalktık bunu bir
kuş alışverişi yaptığımız bir abiye tekrardan verdik. Dedik al bunu, ister kendine sat, istiyorsan hediye et. Bizi alakadar etmez. Yeter ki bizim kümezden çıksın. Arkadaşlar verdik kuşu. Aşağı yukarı o kuş 2 ay falan oluyor işte. Sorduk abi, hani kuşu nereye verdin? Bu kuş normalde hani yakın bir yer olsa çıkar gelirdi bize. Arkadaşlar bize söylediği kelime kuşu kendine satmış. Kuşu aynı yere tekrar satışa götürünce şöyle söyleyeyim. Alan kişi uyanmış. Demek ki demiş bu kuş gidip geliyor herhalde. Kalkmış bu kuşu karşıya götürmüş arkadaşlar. Anadolu yakasına. Yani şöyle söyleyeyim, artık Kartal'a mı götürmüş, Pendik'e mi, nereye götürmüşse tam sormadık. Bize söylediği sadece kuş karşıya gitti. Aynı kişiye denk gelmiş herhalde. Bu yüzden adam onu götürdü. 2 ay sonra işte dediğim gibi dün geldik. Saat kaç civarıydı? Saat 2-3 civarı. 2-3 civarı kuş tekrardan buraya geri gelmiş. Ve bahsettiğimiz kuş, Eyüp sana zahmet getir bir gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar bizi takip eden izleyicilerimiz kuşu hatırlar. Çünkü bunun gibi buna benzer çok kuş yakaladık ama bunun kanat sokumları dedikleri beyazlığı çok olduğu için iyicene hatırlarlar arkadaşlar. Yani kuştan da tam bilgimiz yok. Bilgisi olan gene bizlere yorumlarda bizleri aydınlatırsa sevinirim arkadaşlar. Bu arada evet arkadaşlar, kuşumuz bu. Gören arkadaşlar muhakkak ve muhakkak hatırlar bu kuşu. Görüyorsunuz, kanatlarını bir aç bir göster arkadaşlara. Şöyle bir kuş arkadaşlar. Baş teleğinde 2 tane siyahlığı var. Bir tanesi yeni geliyor teleğe. Siyah telek. Öbür yanı aç. Arkadaşlar bunun aslında bu hataymış bu kuşlarda. Bunun yerine de yani siyah olmuş olsa, şu ikisi burada olmuş olsa kuşun kanat sokumları çok iyi. Kuyruğunu aç bize göstereyim. Arkadaşlar şimdi kuyruklarda komple bembeyaz. Karabaş yavrum, bebeğim bekle. Şöyle şöyle yanaş Eyüp, şöyle. Şöyle yanaş. Heh. Şöyle bir yanaş bakalım. Kafanı dön bize oğlum. Şu an sen direkt ben kümeze girecek. Arkadaşlar dediğim gibi. Şşt. Kuşun boynu döndü. Hey buraya bak. Bir güzel böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş bu. Dediğim gibi 2 sefer hediye verdik. Bir sefer de bizim sevdiğimiz abi kendisi için satmıştı. Tekrardan geri geldi. Bayağı akıllı bir kuş arkadaşlar. Kan yapmak isteyen varsa gerçekten filocu arkadaşlara söylüyorum. Sahiplendirebilirim arkadaşlar. Gerçekten isteyen varsa. Hatta şöyle bir gösterelim. Normalde salmam ama sal Eyüp kuşu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuş bu şekilde. Burayı sevmiş büyük ihtimal. Kalk bakayım. Kalk bakayım. Hey. 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 Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Yani uçumunu da yaptırmış olduk. Görün yani. Bizim buraya hasta olmuş kendisi. Büyük büyük abonemiz şu an arkadaşlar. Kuşu görüyorsunuz. Yani hani bazen kamiller söylüyor, anlatmaya gerek yok. Bizim kaçaklarımız bile kümez ayarı değil yani. Ta kalkıp karşıdan geliyor. Yeri geliyor postalar arkadaşlar. Bir arka mahalleden gelemeyen postalar. Bunu görüp de utansınlar bence. Gördüğünüz gibi yani Eyüp, ne söylemek istersin? Var mı söylemek istediğin bir şey? Ben bu kuşu ilk buraya indirdiğimde, daha doğrusu ilk gördüğümde ben kelebekleri açmıştım. Bunu burada çok bekletmiştim. Yani hiç heyecan yapmamıştım o gün. Çok etrafta geldi, çok setleri çıkıp indi. O yüzden de bilmiyorum ama cidden... Nereye gitti o? Şurada.
Kuş gayet akıllı arkadaşlar. Evet. Bizim buraya abone olmuş durumda arkadaşlar. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Bu güzel anı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler de bizler gibi keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mesafeyi koruyarak da hayatınıza devam edin arkadaşlar. Güzel günler dileriz.